Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 5. madde üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu bütçe AK Parti'nin son bütçesi. Bu bütçe halkın değil. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi malı götürenlerin bütçesi. Bakın sarayın yakınlarının bütçesini 9 gündür gece gündüz görüşüyoruz. Çok çirkin olaylara da şahit olduk. Saray iktidarı artık tünelin sonunu gördü. Bizler bu kürsüde halkın sorunlarını, ülkenin durumunu anlattıkça AK Partililer de sinirlerine hakim olamıyor. Değerli milletvekilleri, hepimiz çok iyi biliyoruz. Saray iktidarı da çok iyi biliyor ki bu son viraj ve son dönemeyecekler. 20 yılda bu ülkede neler arttı? Bu ülkede işsizlik arttı, yokluk arttı, kadın cinayetleri, çocuk istismarı arttı, uyuşturucu kullanımı arttı, ranta kurban edilen ağaç katliamları, orman yangınları arttı, talan arttı, peşkeş arttı, boşanmalar, intiharlar arttı. Peki değerli milletvekilleri, bu ülkede ne bitti? 5 dakikaya sığmaz ama birkaçını söyleyeyim. Adalet ve hukuk bitti, tarım ve çiftçi bitti, eğitim, sağlık bitti, liyakat bitti, yerlilik bitti, orta sınıf bitti. Yani bu ülkede huzur bitti. Parsel parsel sattınız, doymadınız, parsel parsel yaktınız. Özgür basını bitirdiniz, korku imparatorluğuyla yönetmeye kalktınız. Çocuklarımız sayenizde okula aç gidiyor, beslenemiyor. Gençlerimiz işsizlikten yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Emeklilerimiz evlerinden çıkamıyor ki ay sonunu getirsin. Çiftçilerimiz bağını bostanını söküyor, ekemiyor. Esnafımız desen kan ağlıyor. Yani nereden tutsak artık elimizde kalıyor. Ama bitti, sayılı günler çabuk geçecek değerli milletvekilleri. 6 ay sonra saray ve sarayın yandaşlarını değil, halkımızın bütçesini görüşeceğiz. Cumhuriyet Halk Partimiz iktidarında artık saraydakiler ejder meyvesi yesin diye vatandaşlarımız kuru ekmeğe muhtaç olmayacak. Ülkemizde doktorları, üniversite mezunlarını, iş bulamayan gençlerimizi yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Sarayınız, beşli çeteniz, yandaşınız beslenecek, daha çok yiyecek diye emekçimizin cebindeki 3 kuruşa göz dikemeyeceksiniz. Doğayı rant uğruna katledip güzelim ormanları yakamayacak, ağaçları kesemeyeceksiniz. Artık ülkemizde uyuşturucu baronlarını, kadın cinayetlerini, çocuk istismarını, hayvan katliamlarını, rantı, yalanı, talanı, dolanı konuşmayacağız. Artık asgari ücreti, yokluk ve açlık sınırını tartışmayacağız. Özgür olmayan basını, sağlık sistemindeki sorunları, sürekli değiştirdiğiniz eğitim sistemimizi de konuşmayacağız. Bu ülkede sığınmacı sorunu da konuşulmayacak. Partimiz iktidarında ülkemiz rahat bir nefes alacak. İşçilerimiz, memurlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, emeklerimiz, her kesimden vatandaşımız huzura kavuşacak. Biz iktidarımızda yandaşı değil, emeği ve alın terini başımızın üstünde taşıyacağız. Biz iktidarımızda 20 yıldır artık yorulan vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız. Biz iktidarımızda özgür basını sağlayacağız. Kadın cinayetlerinin önünü kesmek için İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar getireceğiz. Çocuklarımız sağlıklı beslensin, iyi eğitim görsün diye çalışacağız. Kapattıkları fabrikalarımızı tekrar açacak, yerli olmak adına ülkemiz için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Asgari ücreti yaşanılabilir bir seviyeye çıkaracağız. Bizler saraya değil vatandaşlarımıza hizmet edecek bütçeler görüşeceğiz. Bizler işsizin, çiftçinin, memurun, öğrencinin asgari ücretinin bütçesini konuşacağız. Sözlerimi Pir Sultan Abdal'ın bir dizesiyle bitirmek istiyorum. Yürü bire Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın, onun da çarkı kırılır. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.